Değerli öğrencilerim, sevgili arkadaşlarım, selamlar, merhabalar. Evet, Selim Hoca konu anlatımlarını bitirdi, arkasına yaslandı, başladı böyle sallanmaya. Yatış başladı mı? Yok, yatış falan başlamadı. Çalışmaya devam ediyoruz. Hatta Ramazan'da daha çok çalışıyoruz. Ramazan'da daha çok çalışmanı isteyeceğim. Şimdi bu videoda birkaç konuya değineceğim. Baştan neler anlatacağımı söyleyeyim, ona göre ya izle ya izleme. Şimdi önce Ramazan çalışmalarımıza bakacağız. Evet arkadaşlar, size denemelerle ilgili, hızlanma ile ilgili bir şey çekeceğim dedim. Denemeleri sipariş verdik. Denemelerim geldi. Hepsini bunlarla ilgili sosyal denemesi nasıl çözülecek, fen denemesi nasıl çözülecek, nasıl matematik denemesi nasıl çözülecek, nasıl hızlanacağız bunları anlatacağım. Bunlar şeyde anlatacağım yalnız. Başka bir videoda anlatacağım. Şimdi değil. Evet, ne yapacağımızla ilgili bundan sonraki çalışmalarımız ne olacak onları anlatacağım. Geometri çok isteyen var. Geometri çalışmalarımız ne olacak onları anlatacağım. Ondan sonra genel tekrar videolarımız olacak. Onları nasıl yapacağız onları anlatacağım. Ondan sonra Ramazan çalışmalarımızla başlıyoruz hadi. Şimdi arkadaşlar, Ramazan aslında benim en verimli çalıştığım ay diyebilirim. Niye? Ne zaman ne yapacağım belli. Ne zaman ne yapacağım belli. Birçoğumuz gece çalışıyoruz. Gece ben video atıyorum, bakıyorum gececiler bayağı var. Yorumlar yazıyorlar. Siz de bu arada ne istiyorsunuz, nasıl çalışmalar istiyorsunuz? Önerilerinizi bir yazın aşağıya. Aşağıya bir yazın. Hadi bakalım. Şimdi Ramazan'da gececiler ve gündüzcüler iki parçaya ayrılıyoruz. Şimdi bir kere gündüzcüler, erken kalkacaksınız. Artık zurnanın zırt dediği deliğe geldik. Tamam mı? Zırt dediği yere geldik. Delik değilmiş orası. Oraya açıklamalar geldi. Şimdi arkadaşlar, sabah erken kalkacaksın. Bak, paragrafı boşladın. Hissediyorum, paragrafı boşlamayacaksın. Problemi boşladın, boşlamayacaksın. Bu ara bir toparla onları, onlardan sorular çöz. Şimdi denemelerin çözümleriyle ilgili neler yapacağınızı anlatacağım zaten. Yarın gelecek onun videosu. Şimdi şunu yapacaksın. Bak, bu ara işte limit, türev, integral çalışıyorsun. Logaritma, diziler falan çalışıyorsun. Tam oralardasın biliyorum. Şimdi konu anlatım videolarını şeylerden ayırın dedim size. Ders çalışma sürelerinden. Ders çalışma süren videolar haricinde 7-8 saatin altına düşmesin. Zaten evdesin artık. Tamam mı? Şimdi gececiler. Gececilerden ne istiyorum? Bakın, size Outlap diye bir program vermeyeceğim. Sizden istediğim şey de şu. Ya ben gece çalışıyorum diye iftardan önce ders çalışmamazlık yapma lütfen. İftardan önce öğlen gibi kalkacaksın. Tamam mı? Kalkacaksın. Orada ya Türkçe çözeceksin ya paragraf çözeceksin. Bir şeyler yapacaksın. Yani iftardan önce bir şeyler yapmazsan çalışma tempon çok hafiflemiş olur. İftardan sonra tamam, bir sahura kadar belki çalışıyorsundur ama yeterli olmayacaktır. Tamam mı? Bak, o zaman gündüzcüler ne yapıyor? Erken kalkıyorlar. İşte süreci değerlendiriyorlar. Ondan sonra iftardan sonra da ders çalışmaya devam ediyorlar. Saat işte 11-12 nereye kadar çalışabiliyorlarsa. Gececi, senden ne istiyorum? İftardan önce de en azından 3 saat ders çalışmanı istiyorum. En az 3 saat iftardan önce ders çalışmanı istiyorum. Bunu kafaya çak. En az 3 saat. Anlaştık mı? Özel bir isteğiniz varsa, program gibi bir şeyler isteğiniz varsa, ya bu şey yapanlar, canlı bir şeyler yapanlar var ama arkadaşlar, çok videolara takılmayın, YouTube'a çok fazla takılmayın, konunuzu dinleyin, çıkın lütfen artık şu sürekli video izleme alışkanlığından bir çıkın. O bir onu izliyorsunuz, bir onu izliyorsunuz, bırakın bu işleri. Tamam, bunu yaptık. Şimdi ikinci konumuz arkadaşlar. Bakın, ben Miray yayınlarının bu kadar çok deneme çıkardığını bilmiyordum açıkçası. Bu bizim neyimiz? Üçlü denememiz. Ben şimdi sosyal denemesi varmış. Fen, kimya, biyoloji. İşte bu denemeleri nasıl çözeceğinizi anlatacağım. Ya bu denemeleri değil aslında. Benim size anlatacağım şey, denemeyi nasıl çözmeniz gerekiyor? Nasıl hızlandırmanız gerekiyor? TYT'de nasıl zaman problemini nasıl aşacaksınız? Bununla ilgili çalışmalar yaptıracağım size. Bunun videosu yarın gelecek. Bugün çalışmalarına başladım. Sonra arkadaşlar, çıkmış sorularla ilgili bir anket yaptım. Bir sürü katılım olmuş. Öncelikle limit, türev, integral isteyen çok fazla. İlk 12 konuyu çok isteyen fazla. Ben iki grubu da kırmayacağım. Oradan da geliyor. Limit çektim, hatta pazartesi günü limiti yayınlıyorum. Anlaştık mı? Onunla da birlikte zaten arkadaşlar, çıkmış sorulardan birçoğunu çözdüm. Şimdi temel kavramları bitirmiştik. İlk 12 soru diyenler orada var zaten. Temel kavramlardan iki tane video çektim. Basamak analizi, işte birçok şey onun içerisinde var. Şimdi bundan sonraki temel kavramlar videomuz ne olacak? İlk 12 soru konumuz ne olacak? Bölme, bölünebilme, ebabekok olacak. Öyle yürüyeceğiz. Evet, şimdi
Geometri isteyenler arkadaşlar, geometri ile ilgili katı cisim ve çemberin analitiği çok isteniyor. Dönüş, bakın kanalımda analitik geometri, üçgenler ve dönüşümler geometrisi var. Dönüşümler geometrisinde AYT'de bir tane soru var, mutlaka dinle ve hiçbir yerde bulamayacağım bir anlatım var orada. Ayrıntısı çok fazla, her şey var. Şimdi geometri ile ilgili katı cisim çember yapabilir miyim bilmiyorum, söz vermiyorum ama çıkmış soru sorularından çözümlere başlayacağım. Tamam mı? Yani orada kritik olan konulardan çözüm yapacağım. Bunun da sözünü vereyim sana. Evet, genel tekrarlar arkadaşlar. Şöyle, genel tekrarlar için çok acele etmeyeceğim. Genel tekrarlara bir ay sonra falan başlayacağım. Tamam mı? Yani Mayıs içerisinde başlayacağız ki siz o zamana kadar, Mayıs'ın işte 10'u gibi veya Mayıs'ın başı gibi başlarız. Siz o zamana kadar bir konularınızı bir tamamlayın. Tamam mı? Konularınızı tamamladıktan sonra genel tekrarlara başlayacağız ve her şeyi yerli yerine oturtacağız. Başka bahsetmediğim bir şey kaldı mı? Kalmadı. Denemelerden bahsettik. Çıkmış sorulardan, tekrarlar, geometri, Ramazan. Ve şimdi kamp ödev videomuz da olsun bu. Kampımızda da nerede kaldık? Ne ödevlerimiz var? Bir onlara bakalım. Ondan sonra her şey yerli yerine otursun. He, şunu söyleyeyim arkadaşlar. Şu denemeyi lütfen çözün. Bu denemeyi lütfen çözün. He, hocam ya bana zor geliyor diyenler olabilir. Kolay bir deneme değil ama geliştirici bir deneme, bunu unutmayın. Çok geliştirici bir deneme. Çok güzel sorular var. Bu denemeyi mutlaka çözün. Ben ilk 6 denemesini çözdüm. 7. denemesinde bu hafta içerisinde yayınlayacağım. Hatta 7'yi 8'i beraber yayınlarım büyük ihtimalle. Ben size yetişeceğim, merak etmeyin. Hocam ya şey diyenler var, uygulamada bunların çözümleri var zaten arkadaşlar. Yani illa çözenler beni beklemek zorunda değiller. Yarın zaten denemelerle ilgili net bir açıklama yapacağım. Hadi şimdi programımızda neler varmış, bunlara bir bakak. Evet, öncelikle Ocak ayında yeni başlayan arkadaşlarımızın programı var. Ya şöyle bir itirafta bulunayım size. Açıkçası bu kampa başlarken integral videolarını yetiştirebilir miyim, yetiştiremez miyim diye çok korkuyordum. Hop, şunu hemen bir takmam lazım arkadaşlar. Bir saniye. Tabletin kalemini, şeyini takmamış. Kızardım eğilince. Evet arkadaşlar, şimdi açıkçası gerçekten çok korkmuştum. Acaba yetiştirebilir miyim, yetiştiremez miyim diye. Çünkü süreç uzundu, kısaydı. Yeni yazmaya başlamıştım integral notlarımda. 290 tane soru çözdük yele. Hadi bakalım. Şimdi neredeyiz arkadaşlar? Şurada cumartesi günündeyiz. Programın gerisinde kalmış olabilirsin. Hiçbir problem yok. Birçok arkadaşımız benden videoyu beklemeden bile tıkır 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 kamp bir şeyine göre gidiyor. Zaten akışı anladın. Senin burada ne var arkadaşım? Artık integral var. İntegralden sonra da ben sadece son aylara senin neyini bıraktım? Permütasyon, kombinasyon olasılığını bıraktım. Hiç panik yapma, sıkıntı yok. Evet, önümüzdeki hafta integral videolarına devam ediyorsun. Altın kitapta, şu altın kitabı öpeceğim ya. Altın kitabı öpeceğim. Kaç kişiye üniversiteyi kazandıracak bu kitap biliyor musunuz? Taş yanıyor kitap. Çok seviyorum bu kitabımı. Gerçekten bu kitabım, en sevdiğim kitabım bu. Evet, şimdi ne dedik arkadaşlar? Bu hafta integrali 23 video diye bir yapmışım ama bizim kaç videomuz oldu? 27 videomuz oldu. Sen ona göre dizayn edeceksin. Evet, ben Miray yayınlarının 7. dönemesini hiç daha yayınlamadım ama bu hafta ikisini birden yayınlarım diye düşünüyorum. Genel tekrarlarımızla yapıyoruz, güzel bir şekilde götürüyoruz. Bırakma, tamam mı? Bırakma. Artık sen zaten bir sisteme girdin, benim sana şunu yap şunu yap dememe bile gerek yok. O sistemle güzel bir şekilde götür. Tamam mı? Haydi bir de şimdi Şubat'ta başlayan arkadaşlarımızınkilere bakalım. Onları da toparlayalım, devam edelim. Evet, hızlı bir şekilde ilerliyor senin kampında. Senin de baba konulara, limit türev, integrale yavaş yavaş giriş yapıyoruz değil mi? Dizileri güzel bir şekilde bitirdin. Basit konu. Aritmetik dizi, geometrik dizi. Normal dizi mantığı da var. Sınavda soru geliyor. Kesin. Güzelce öğren. Evet, şimdi bak, bu hafta güzelce bir tekrar günüm var. Yarın boş günün. Tamam mı? Neye başlıyorsun? Sonra limite başlıyorsun. Tamam mı? Limite güzel bir şekilde şu haftanın içerisinde limiti gömüyorsun, geçiyorsun. Bak, limitimiz sonraki haftaya kadar güzel bir şekilde devam ediyor. Bırakmak yok, pes etmek yok. Güzel çalışıyoruz. Yatmak yok. Hadi bakalım, var bir hayalimiz diyoruz ve enerjimizi daima yüksek tutuyoruz. Tamam mı? Hadi çak bakayım. Çak. Hadi kendine çok iyi bak.
Görüşmek üzere. Bay bay.